Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında birinci bölüm ikinci testinin çözümünü yapacağız. Yani doğruda açılarla ilgili bir test. Çözümlere başlayalım. Birinci sorumuzda şunlar birbirine paralel verilmiş. Burası 2x 40, burası 3x 20 verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Gençler şöyle baktığımız zaman yöndeş açı yok mu burada? Var. Yani burası 2x 40 derecedir. E, bunlar yan yana geldi. Burada bir doğru açı var mı arkadaşlar? Var. Şu ikisinin toplamı yani 2x eksi 40 ile 3x artı 20'nin toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 180 yapacak. Buradan 5x. Eksi 20 geldi öbür tarafa attık. Artı 20 yani 200 yaptı. Buradan da x kaç yapar arkadaşlar? 40 yapar. Böylelikle birinci sorunun cevabı edremit oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda gençler şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Siz direkt ben şöyle yapabilirsiniz aslında hocam. Şu paraleller bunlar paraleller aynı yöne bakıyor bunlar birbirine eşit diyebilirsiniz. Ya da öncelikle şu paralelliği kullanarak z var hocam burada deyip buraya 5x artı 14 diyebilirsiniz. Hocam şu paralelliği kullanarak da şöyle bir z var diyebilirsiniz. Yani 5x artı 14 ile 74 birbirine eşit olacak. 5x buradan 60 yapar x de buradan kaç yapar 12 yapar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle C han oldu. Geldik üçüncü soruya. Ee, üçüncü soruda da arkadaşlar şöyle bunlar birbirine paralel verilmiş. Bakın burada bir M kuralı var. M kuralında M ile N'nin toplamı T'ye eşittir değil mi? M ile N'nin toplamı T'ye eşittir. Ondan sonra burada bir şeyler daha verilmiş. M artı T 47. T artı N'yi de 76 vermişler. Alt alta yazayım bakayım. M artı T 47. M artı pardon T artı N'yi de kaç vermişler? 76 vermişler. 3 bilinmeyen var. Bir işlem yapacağız. Ben neyi biliyorum? Hocam ben şunu biliyorum. Yani M artı neyi biliyorum? M artı neyi biliyorsam hop taraf tarafa toplarım. M artı neye buradan geliyor mu? Geliyor. Bir de artı 2 tane T var. Eşittir. 47 ile 76'nın toplamı. Yani burası 3. Ee, burası da kaç yaptı? 12. 123 yaptı. A, M artı neye, neye eşitti? T eşitti. Yani 3 T eşittir 123'ten. T'yi de buradan kaç buluruz? 41 mi buluruz? Aynen öyle. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? Ee, ne isteniyor? ne isteniyor? Ne isteniyor? Neye bakalım arkadaşlar? T'yi 41 bulmadık mı? Evet T 41 ise bizden de ne isteniyorsa o zaman T'nin 41 olduğu bu durumdaki yeri kullanacağım. 41 ile N'in toplamı 76'ymış. O zaman N de buradan 76 eksi 41 yapar. Yani kaç yapıyor arkadaşlar buradan? 35 yapıyor. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 4'e. Şimdi bu verilen bilgileri öncelikle kullanacağız arkadaşlar. 94 verilmiş. 3N, 3N, 3M, 3N, 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 2N bir de N verilmiş arkadaşlar. Burada da şu x'in toplamını vermişler. E ben buradan şunu biliyorum. Hop şuranın toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 180 yapacak. Yani burada 3, 5n mi var? Evet bir de 4n var. 5n artı 4n eşittir. Pardon. 5n artı 4m var arkadaşlar. Bir de artı nesi var? 94 var. Ne eşit oldu arkadaşlar? Bu 180'e eşit olduğundan dolayı 5n artı 4m eşittir 86 yaptı. Hocam şurada da bir bu bilgi verilmiş. 2m artı m verilmiş. Yani n artı 2m verilmiş ya da fark etmez. Ya da aynısını yazayım. 2m artı m verilmiş. Buradan da bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 34'e eşitmiş. Burada işlem yapacağım. Benden m eksi ne isteniyor? Arkadaşlar şu iki bilinmeyen denklemden direkt m eksi n'yi bulabilir miyim diye bakıyorum. Ee, burada maalesef bir hamleyle bulamayacağım arkadaşlar. m'yi n'yi ne yapmam lazım ayrı ayrı bulmam lazım. E o zaman ben bunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam en azından 4, 4 m'leri mahvetmiş oluruz. Yani m'leri yok etmiş oluruz. Mahvetmek ne demek ya. Neyse ee, burası ne oluyor arkadaşlar yazayım isterseniz. 5n artı 4m eşittir 86 ya Eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 4m eksi 2n eşittir. Eksi 2 ile bunu çarptığımız zaman eksi 68 yaptık. Taraf tarafa topladım. Şunlar birbirini götürdü. 3n eşittir. Kaç yapıyor? 18 mi yapıyor? Evet 18 yaptı. n'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. E hocam 2m artı n'de 34'tü. 2m artı n'de 34'tü. n 6 ise... 2M buradan kaç yapıyor? 28 yapıyor. M'i de buradan kaç buluruz? 14 buluruz. Evet M 14 ise 14 eksi N'i de 6 bulmuştuk. O zaman cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 8 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki zeminde aşağıda, aşağıda zemine dik olarak yerleştirilmiş iki teleferik direği ve bu direkleri birleştiren doğrusal bir tel görülmektedir. Şöyle Telin direkler ile yaptığı açıların açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Evet. şurada kaç soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu kullanmalıyım. Hocam şu direkler zemine dik ya. Dolayısıyla paralel. Buraya AA A dersem. Buraya da BB dersem. Aa hocam bunlar paralel olduğu için şöyle bir U kuralı var mı? Var. E bu U kuralından dolayı 2A ile 2B'nin toplamının ne olduğunu söyleyebiliriz. Hocam 180. Yani A artı B buradan kaç gelir o zaman? 90. E bizden şuradaki soru işareti olan yer isteniyor. Yani ben buraya bir x diyecek olursam. X'e ait şurada bir üçgen var elimde. A artı B artı X'in de biz 180 olduğunu biliyoruz. A artı B'ye 90 olduğuna göre X'e kaç derece kaldı arkadaşlar? 90 derece kaldı. Böylelikle 5. sorunun cevabı Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Bir öğrenci Aşağıda 4 çarpı 4 birim kareden oluşan. Birim kare karşı, bütün kenarları bir birimdir ve karşı kenarlar nedir arkadaşlar? Bunlar birbirine paralel. Şu dikeyler birbirine paralel. Aklımızda bulunsun. Peki sonra ne yapmış burada? Sonra aa, kırmızı çizgiyi çizmiş mavi çizgileri çizmiş. Arkadaşlar mavi çizgilere dikkat eder misiniz? Mavi çizgiler birim karelerin köşegeni değil mi? Yani burası 45-45 hocam. Aynı şekilde bak burası da 45-45 hocam. E burası 45 iken burası da 45 ya. Bak benim karede olduğu için. Şunlar birbirine paralel oldu mu gençler? Evet. Çünkü hmm, karenin köşegeni olduğundan 45-45 oldu. Yöndeş açılık sağlandı. Yani şunlar birbirine paralel olmuş oldu. E madem bunlar birbirine paralel. Hocam şöyle bir Z kuralı var mı? Hemen paralellik olunca açıya da dikkat edelim. Ya da S kuralı. 32 ise direktman burası da 32 midir? Evet. Şu ikisinin toplamı da kaç yapacaktır o zaman? 180 yapacaktır. Yani 32 artı 3x artı 22 eşittir. 180 olduğundan dolayı buradan 3x eşittir. Şu ikisinin toplamı 54 yaptı. 180'den 54 çıkartıyorsun. 126. X de buradan kaç yapıyor o zaman? 42 mi yapıyor? Evet bizden de zaten bu isteniliyor. Dolayısıyla 6 sorun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Şekil 1'de dikdörtgen mermer blok dikdörtgen mermer blok yere düşüp kırılarak şekil 2'deki gibi iki parça ayrılıyor. Şöyle iki parça ayrılmış arkadaşlar. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani burada iki paralel doğru dikdörtgen olduğuna göre verilen her bir bilgiyi kullanacağız ya. Şunlar birbirine paralel. İki paralel doğru arasında sivrilen yer var mı böyle arkadaşlar? Var değil mi? E sağa bakanlar sola bakanlar toplamına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Ee, X'in yönünü bozmak istemiyorum hocam ben şöyle şuradan başlayayım ya da hocam bu böyle bu böyle bu böyle olması lazım ya da en baştan şöyle başlayacak olursak 150 ise burada kaç kaç derece hani şöyle birleştirecek olursak burada kaç aynı zamanda 30 derece hocam sola bakan sağa bakan sola bakan sağa bakan bu da sağa bakan almayacaksın sistematik sırayla gidecektik. Burada da sola bakan açısı lazım. Yani burada kaç kaç derece yapıyor? 20 derece yapıyor. O zaman 30x ve 20'nin toplamı 30x ve 20'nin toplamı neye eşit olmalı arkadaşlar? 40 ile 35'in toplamına eşit olmalı. Buradan 50 burası 75 burası. X de 75'ten 50 çıkartıyorsun. 25 derece yapar arkadaşlar. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu. Geldik 8'e. Ne yapıyoruz? Paralel doğrular verilmiş. Paralel doğrular verince biz paralel doğruları uzatıyoruz ama o zaman üçgen bilgisi çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Genelde garip sivrilen yer varsa sivrilen yerden paralel çizmeyi daha çok tercih ediyoruz. Sivrilen yerden paralel çizdiğimizde hocam böyle bir z kuralı var mı? Var. 65'e bakacak olursak. 65 ise z kuralından dolayı burada kaç da 65 yapar. E tamam 65. 25'i buradaysa 65'ten 25 çıkınca kaç kaldı? 40 derece kaldı. Hocam o kuralı var. Yani karşı durumlu açılar. 40 artı x de buradan neye eşit olmak zorunda? 180'e. x de buradan kaç buluruz? 140 derece olarak buluruz. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 9. soruya. 9. soruda neler verilmiş? Şu bilgiler verilmiş. Vallahi paralel doğruları uzatabilirsiniz de ama biz neye alışkınız bir de sivrilen yerden paralel çizmeye. Ya da şu paralel doğruyu uzatsak da buradan da sivrilen yerden paralel çizmiş de oluyoruz aslında. Evet şu paralel doğruyu uzattım arkadaşlar. Öncelikle 25 var. Bakın şunlar birbirine paraleldi. Ya otomatikman bununla da bu paralel. Bununla da bu paralel olduğundan otomatikman şu ikisi paralel oldu. Hocam 25'e bakalım. 25 ise hop burası da 25 değil midir yöndeşlikten? Evet. A 25'in sol tarafı 180'e tamamlıyor. Burası 155 çıkar. Hocam 25 ise burası e, tamamı 105 dereceydi. 105'ten 25 çıkınca burası 80 olur. E burası 80 olduğuna göre U kuralı yani karşıt durumlu açılardan dolayı 80'in 80 180'e tamamlayan da kaç çıkacaktır? 100 derece çıkacaktır. Evet x'i 155 bulduk. Eksi y'yi de 100 bulduk. Cevabımız böylelikle 55 derece olarak çıkar arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabı akçay oldu. Geldik 10. soruya. E, aşağıda bir şehirdeki bir şehirdeki birbirine paralel olan Akdeniz ve Karadeniz bulvarı ile bu bulvarı bu bulvarları kesen Ege Caddesi gösterilmiştir. Arkadaşlar böyle yollar verildiğinde A hocam bu açıyla bu açı yöndeş açı deyip böyle işlem yapmanıza gerek yok. Ne yapın? Yolların ortasındaki çizgileri referans noktası olarak alırsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Yani senin buradaki açının nedir arkadaşım? Hocam burası B. Yani şuradaki açı B. Burası A. Yöndeşlikten dolayı burası A. X artı 30. Burası da X artı 30 şeklinde düşünürsen işlemini daha sağlıklı yaparsın. E Hatta 3X eksi 50. Burası da 3X eksi 50 diye söyleyebiliriz. Önce x'lere bir yoğunlaşalım. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak x artı 30 ise yöndeş açıdan burası da x artı 30 mu yaptı? Evet. Hocam burada bir u kuralı var. x artı 30 ile 3x 50'nin toplamı x artı 30 artı 3x eksi 50'nin toplamı eşittir 180 yapmalı. Buradan 4x eşittir. Burası eksi 20 yaptı. Artı 20 diye geçti öbür tarafa. 180 artı 20 de 200 yaptı. Ve x de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 50 çıktı. Ha x 50 ise 150 x 50'den burası 100 çıkar. Ee, burası da kaç çıktı arkadaşlar? 80 çıktı. Madem burası 80. A'ya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 100 kaldı. Madem burası 100. B'ye kaç kaldı arkadaşlar? 80 kaldı arkadaşlar. Çünkü 180'e tamamlayan açı. A-B nedir diye soruluyor. A dediğimiz 100. Eksi. B dediğimizde 80 olduğundan cevabımız direktmen kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Yani 10. sorun cevabı böylelikle akçay oldu. Böylelikle bölüm 1'deki test 2'nin çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.